Hemen bir sorum daha olacak. Peki, onu da kreşe verdik şu anda. Yarın gün kreşe gidiyor. Kreşlerinde kreşten memnun. Herhangi bir problem yok. Şöyle bir durum var. Bunu müdürle de görüştüm ben ama o pek olmayacağını söyledi. Ama ben size bir danışmak istiyorum. Biraz içimde tereddüt kaldı. Tuvaletleri şu şekilde. Yani bir odanın içine girdiğimiz anda 3 tane tuvalet yan yana. Arada herhangi bir bariyer falan da yok. Küçük küçük tuvaletler. Çocuklar birbirlerinin tuvaletlerini yaparken görüyorlar. Öğretmen gazetesini de gönderiyoruz bize hep öğretmenle görüştüğüm zaman ama yani bu edep duygusu açısından... Ya rica ederim çünkü... olur mu böyle bir şey? Ya o insan, o insan, o başka bir şey değil ki. Siz başka bir, üç insan yan yana tuvalet yapabilir mi? Değil mi? Evet. Yapamaz. Yani çocuk olunca iş niye değişiyor? Yani çocuğu bir başkasının yanında tuvaletini yaptıracak derecesinde çocuğun içerisinde gelişmesi lazım gelen duygulara engel olmak. Ya bu çocuktur anlamıyor demekle olur mu? Çocukta bir mahremiyet bilinci geliştirmemiz lazım. Eskiler buna haya duygusu demişler. Şimdi bunun gerekçesi olarak da şu söyleniyor. Çocuklar işte merak duygularını gidersinler. Kız çocuk orada yaparken, erkek çocuk orada yaparken birbirlerine... Kızlarınki ayrı yalnız. Erkekler ayrı. Fark etmez, fark etmez, fark etmez. Yani olur mu öyle bir şey? Rica ederim. Yani isterseniz kız çocuklarla, hadi birazcık yetişkin kız çocuklarını bir arada tuvalet yaptırmaya çalıştırın. Çocuğa insan olarak bakmak lazım. Aynı bizim duygularımız neyse onda da aynı duygular var. Yani utanma duygusu onda da var. Hele ki 4 yaşındaki bir çocuk da bu iyice belirgin hale gelmiştir yani. Peki onun ne bu duygu... edersiniz? Kreşten buna müdahale edemiyorsa kreşten alalım mı sizce? Yani bilmiyorum tabii. Ben kendi çocuğumu böylesi bir ortam içerisinde vermem yani. Kesinlikle vermem. Yani siz bilirsiniz ben alın falan diyemem ama ben çocuğumda geliştirmeye çalıştığım bir takım duygular var iken okul bunu duyguları veya benim hassasiyetimle çok örtüşmüyorsa o zaman ben götürmem, göndermem yani. Ama orasını size aslında ben şöyle yapın diye tavsiye edemem. Tamam? Evet. Çok teşekkürler. Peki ben teşekkür ederim. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.